sayılması mensupları, şahsım ve arkadaşlarım, Kepçeli Üniversitesi'nde müsaade eder, Üniversitesi'nde ekibini Agoz'la beraber hepinize saygıyla selamlıyoruz. Bugünkü konumuz sağlıkla ilgili bir vasıtlaştırmasıdır. Ancak tabii malumunuz olduğu şekliyle şu anda Türkiye'de yoğun bir gündem var. Özellikle de bu ÖTV ve KDV'nin tartışmalarının olmasıyla beraber Türkiye'de artık birçok şey bir anda değişiklik olsun gelmiştir. Ama ancak şunu söylemek istiyorum ki sağlık her şey üzerinde olmalıdır. Dolayısıyla gündemin içerisinde bu yapı olarak sağlığın denilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ülkemizde sağlık dediği çok ciddi sıkıntılar vardır. Sayın basın mensupları, sağlık sadece hastalık ve sakatlık olmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam yeni kaydedir. İnsan sağlığına hizmet gibi kutsal bir görev yürüten doktor, eczacı, iş ekibi, hemşire, sağlık memuru ve tüm sağlık çalışanlarımız, vatandaşlarımıza sağlık hizmetlerinin tam ve kesintisi olarak ulaştırabilmek için imkansızlıklar içinde görevlerini yetinmeye, yerine getirmeye çalışmaktadır. Sosyal yaşamlarında ve aile hayatlarında fedakarlık yaparak gece gündüz çalışan sağlık personelinin ek ödenek ücretleri düzenli ödenmemekte ebe ve hemşire açığı nedeniyle ebe ve hemşirelerimiz normal izinlerini dahi kullanamamakta ve bu yorgunluk sağlık sektöründe ciddi sorunlara neden olmaktadır. Son yıllarda Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarını çalışma saatlerini ve çalışma koşullarına yeni düzenlemeler getirerek çalışanlar içinde statü farklılıkları yaratarak sağlık çalışanları arasında huzursuzluklara neden olmaktadır. Yıllardır söz verilen ara eleman kadroları ile ilgili düzenlemeler yapılmıyor. Geçici ve sözleşmeli çalışan ebe ve hemşirelere özlük haklarını birleştirici adımlar da maalesef atılıyor. Sağlık Bakanlığı tam bir yasası adı altında muayenehaneleri kapatıyor. Devlet hastaneleri ve üniversitelerdeki hekimleri istifaya zorluyor. 657 sayılı devlet memuru kanunun 12. maddesinde 650 sayılı kanun hükmünde kararname ile yapılan değişiklikle devlet memuru olan hekimlerin özel mesleki faaliyetlerini yasaklamış ve düzenleme de 26.08.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bakanlığın sağlık müdürlükleri aracılığıyla hekimlere özel mesleki faaliyetlerinize devam edeceksiniz. Devlet memurluğundan kamu hizmetine ayrılacaksınız ve iş yerleriniz kapatılacak demiştir. Birçok hekim özlük hakları saklı kalmak kaydıyla maalesef Türkiye'nin birçok yerinde istifa etmiştir. Ancak bilmesi gereken muayeneleri kapatmak sağlıkta sorunları çözmeyeceği gibi ülkemizde giderek artan işsizlerin arasına muayenehane çalışanlarının da katılmasıyla sadece işsiz sayısını arttırabilir. Şu anda ülkemizde 40 bin üzerinde bir muayenehane olduğunu düşünürse yani kapatılmış olmasıyla beraber ne kadar insanın işsiz kalmış olduğu da düşünülebilir. Bunun yanı sıra üniversite hastanelerinde öğretim üyelerinin istifaları, hastaların yeterli sağlık hizmeti almasını engellemekle beraber hekim seçme haklarını kısıtlamakta ve asistan doktorların eğitimlerini aksaklıktadır. Aksayan eğitim, yarınlarda canımızı teslim edeceğimiz sağlık çalışanlarının mesleki niteliği konusunu sorgulamamıza neden olacaktır. Ayrıca bakınız şu anda acil ameliyat var, asistan ameliyat yapıyorlar. Hocalarını çağırıp da orada hocalarının müdahale ettiklerine bile engel teşkil edilmektedir. Bu da sağlıklı yapılan yanlışların başında gelmektedir. Sayın basın mensupları, bugün hastanelerde katkı payı adı altında hastalardan para bulmaktadır. Ve bunun tahsilatı da eczacılara yaptırılmaktadır. Ne eczacılar sağlık bakanlığının tahsilat yanlıdır, ne de vatandaşın bir hak olan sağlık hizmetini kamu kurumundan alırken ücret ödemeye mecburdur. Çünkü sağlık bir haktır ve anayasa hükümleri gereği sosyal devlet olmak bu hakkı vatandaşa sunma zorunluluğunu getirir. Asgari ücretle ya da emekli maaşıyla geçim mücadelesi veren vatandaş, kronik hastalık ya da sürekli muayene gerektiren durumlarda maaşının önemli bir bölümünü katkı payı adı altında ödeme zorunda kalır. Son zamanlarda hepinizin de malum olduğu şekliyle şu anda katkı payları artırılmış durumdadır. Ayrıca en önemli konuların bir tanesi de şiddet konusudur. Şiddet konusu son günlerde sıklıkla konuşuluyor.
Başta acil sağlık çalışanları olmak üzere 24 saat görev başında bulunan sağlık personeli pek çok hasta yakınları tarafından şiddete maruz kalıyor. Hatta salgın sonucu burnu kırılan, beyin kanaması geçiren sağlık çalışanları bulunmaktadır. Sağlık personelinin burada şiddeti önlemek konusunda Sağlık Bakanlığı, ben buradan sormak istiyorum, acaba hangi tedbirler almaktadır? Doktordan hemşiresine, ebeye, yardımcı sağlık personeline kadar bütün sağlık personeli emekli olmaktan korkmaktadır. Çünkü emekli olunca yerlerine çok az para geçmektedir. Acilen döner sermaye kararıyla verilen ücretler emekliye sayılmalı, emeklinin alacağı maaşa eklenmelidir. Bu yönde bütün sağlık personeli kanunlarda bir düzenleme beklemektedir. Herkes bilmeli ki tüm bu yaşamların sorumlusu ne hastalar, ne hekimler, ne de sağlık çalışanlarıdır. Sorumlu, kafası karış olan bakanlık yöneticileridir. Hatırlarsanız doğum aşısı ile ilgili konusunda da geçmişteki yaşananlar önüne vaat vermektedir. Özellikle şunu söylemek istiyoruz ki sağlık çalışanları huzursuz, mutsuz ve geleneklerinden kaybolur. Bu yönde olarak Türkiye gündemine sağlık konusunda girmesini arzu etmiş olmamızdan dolayı, gerek olmasından dolayı bu yönde bir basın açıklamasını yapmayı uyguluyorum. Ayrıca bu söylemiş olduğumuz konuların hepsini de Milliyet Hareket Partisi grubu olarak araştırması önergesi şeklinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağız. İnanıyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisi hem sağlık çalışanlarının problemlerini hem de insanlarımızın sağlık problemlerinin hepsinin konu edildiği araştırma komisyonu kuracaktır ve sonuçta da kurulan komisyonun almış olduğu kararlarla sağlıklı günler yaşayacağız diye düşünüyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Doğru, bir sorumuz olabilir mi? Tabii. Biz de başörtüsü konusunun çözümlenmesini istiyoruz Millet Hareket Partisi grubu olarak. Bu yönde olarak da iç düzlükte değişiklik yapmamıza destek veririz. Gerek iç düzlük değişikliğine dahi gerek yok şeklinde çerçevesi değil. Yani şu an olarak da güçlerle bu gözle aralanması gerekiyor. Biliyorsunuz daha önce bununla ilgili kanun çıkartılmıştı. Millet Hareket Partisi o kanuna direkt olarak destek vermiş ve de kanunun her safhasını ele almıştır siyasi partidir. Bu yönde olarak da daha önce yapmış olduğumuz çalışmalarımızın arkasındayız. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.